1991'de Galatasaray iyi bir sezon geçirmiyor. Bir revizyon var. Hatta Prekazi, Tanju, Simović gibi önemli oyuncularla da yolları ayrılıyor. Bu demek oluyor ki gençlerin önü açılıyor. Zaten Okan Buruk kendisine genç milli takımlarda son derece başarılı bir şekilde göstermiş bir futbolcu. Ve A takımın kapısı 1991-92 sezonunun aslında ilk aylarında açılsa da bir sakatlık var herhalde ortada. Evet. 17 Mayıs 1992'de bir Bakırköy spor maçıyla Türkiye Okan Buruk'u tanıyor. Yine Galatasaray'da Kosecki. Yorfa çok akılcı bir pas. Okan tamamlıyor. Dakika 25. 2-0 önde Galatasaray. İşte yine Yorfa'nın pasında. Okan'ın golünde Galatasaray'ın ikinci golü. Okan son anda tamamlıyor. 46. dakika. İkinci yarının hemen başı. Galatasaray'ın üçüncü golü. ...17 Mayıs tarihi zaten Galatasaraylar evet. için çok özel bir tarih. 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası ama 17 Mayıs 1999 Okan Buruk'un şahsi tarihinde de çok önemli bir yer alıyor. Bakırköy maçı. Heyecanlandınız mı sahaya çıkarken? Top ayağınıza ilk geldiğinde A takımda ne hissettiniz? Evet, 17 Mayıs 92. Evet. Çok heyecanlandım. Tabii maça çıkmak çok önemliydi. Bir de ilk maçım abime karşı oynuyorum. Sezonun son maçı Mustafa Denizli hocamız. Sezon başında A takıma daha çok hep devamlı antrenmanlarda yer aldım. Sezon ortası bir sakatlık geçirdim. Tam beni hoca oynatmaya niyetlendi ve bir sakatlık geçirdim. Sezon sonuna kaldı ve ilk maçım abime karşı ama onların takımı da olduğu gibi tanıyordum. Yani o da bir avantajdı benim için. Ama gerçekten benim için inanılmaz yani Allah yürü ya kulum der dedi. Ya yani bana... İlk maçımda yani iki golle atıp ismimi insanlara bir anda duyurdu. Bir haberimiz var. Haftanın yıldızı Okan Galatasaray. 18 Mayıs 1992 tarihli Tercüman Gazetesi. Diyor ki Galatasaray'ın Bakırköy karşısında pırıl pırıl parlayan bir oyuncusu vardı Okan. Sarı kırmızılı takımın altyapısından yetişen Okan ilk defa Galatasaray forması giyerken sanki 40 yıldır bu takımda oynuyormuş hissini uyandırdı. Futbol tekniği, akıllı oyunu ve ustaca paslarıyla hemen dikkat çekti ve tribünlerin beğenisini kazandı. Futbol Sahaf adresinden aldım. Çok yardımcı oluyor bana bu adres ayrıca. Yanınızda da Fuat evet. Buruk var. Bir de Fuat Buruk'tan o gün dinleyelim. İlk maçını bize Bakırköy Spor'la karşı oynadın. Benim için tabii önemli. Çünkü seninle ilk kez rakip olacağız. Ligin son maçıydı. Karşında Bulgar Mehmet, bugün takım kaptanımız bizim eski Fenerbahçeli, Mücahit. İkisi de biraz sert oyunculardı o dönem için. Onlara dedim bugün karşınızda Okan oynuyor. Lütfen dedim. Sert girmeyin, bırakın. Hatta dedim bırakın çocuk kendini göstersin, biraz yardımcı olun gibilerinden. O gün muhteşem oynadın. 5-3 yendiniz bizi. 2 gol sen attın Türk futboluna. O günle beraber ben de varım demiştin. Allah yürü ya kulum demiş ama bir orada bir abi dokunuşu da var herhalde. Şeyde saha içinde böyle ben mesela kendimi tabii göstereceğim ilk maçım böyle alıp işte fazla çalım yapmaya çalışıyorum. Abim oradan diyor ki çok çalım yapma diyor falan böyle. Gerçekten komikti. Ama en azından ikinci maçımla bunu tescilledim ama oraya geleceğiz herhalde birazdan. İkinci maç? Beşiktaş'a karşı TSE'de kupası, maçı. Orada da iki gol attım ama. O zaman Bakırköy maçının tesadüf olmadığını. Diyor ki haberde 40 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi. Bu biraz önce onun için de sordum. Hani arkadaşlar arasında lider karakter miydiniz diye. Bu özgüven nereden geliyor? Abilerin de futbol oynuyor olması etkili miydi? Bence genelde yani bu tür erken yaşta çıkan oyuncularda özgüven özellikle kendi yeteneğini bildiği için biraz fazla geliyor. Yani kendi yeteneğini gören... Hep çocukluktan beri büyüklerin arasında oynamış, onlara çalımlar atmış biri olarak yani kendi yeteneğine güvendiği için sahaya çıktığında çok daha rahat oluyor. İlk andan beri özel olduğunuzu hissediyor muydunuz? Arkadaşlar arasında 10-11 yaşında da. Hani o daha seçmeye giderken. Küçükken aslında yani o ilk mahalleye başladığınızda onu görüyorsunuz. Yani bir kişi işte herkese çalımlayıp gidip gol atıyorsa
Tabii ki özellikle mahallede bu önemli yıldız bir yani yetenekli hayal bir de oyuncu. Kuruyorsunuz tabii. Hayal de kuruyorsun. Bir de tabii ailenin verdiği şey de tabii hep futbol ailesi. Futbol ailesi içerisindesin. İki abin de futbolcu olmuş. Yani bu sefer hayalleri kurmanın yolu ve kısaltmak daha sizin elinizde oluyor. Okan Buruk tabii bu Bakırköy maçı ardından TSD Kupası'nda Beşiktaş'a attığı iki golle Türkiye tanıdı ama 92 yazı aslında Türk futbolu açısından çok özel bir yaz. Her ne kadar final maçında Okan Buruk oynayamasa da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ben de hatırlıyorum. Seyrettiğim anı da hatırlıyorum. Tarkan'ın golüyle Portekiz'i yendiğimiz günü de hatırlıyorum. Bir fotoğrafımız var. Genç milli takım. O fotoğraf içerisinde çok önemli futbolcular da var. İşte orada Oktay Dereoğlu, Mustafa Kocabey, Okan Buruk, muhtemelen Aygün Taşkuran. Turan, Hayati Bülent, İlhami Oktay, Sinan, Mustafa, Yakup, Yetkin. Hepsi belki en üst seviyeye çıkamadı ama o kadro çok özel bir kadroydu. Bu kadro Avrupa şampiyonu oldu. Bu yaşta Serpil Hamdi Tüzün'ün kadrosu evet, bu. Evet. Bir şey söyleyeceksiniz kesmeyin. Zaten boy ortalamamızdan belli Serpil Hamdi Tüzün'ün kadrosu oldu. Yani ben 5 kişiden falan uzundum öyle söyleyeyim. Okan Buruk birilerinden uzunsa o takımda evet, gerçekten evet, de. Bayağı, yani gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek. Ya yani şu modern futbolu yani şu andaki günümüzde oynanan Mauricio Sarri görse o zaman oynayan takım bir takımdı aslında. Sarri'nin takımları gibi işte İhsin'le evet. Mertens. Evet yani Serpil Hamdi Tüzün gerçekten çok önemli bir futbol adamı ve bize çok şey kazandırdı. 2003 ve Ekim ayı Fanatik Gazetesi. 19 yaşındaydım o yıl. Derval ve Mustafa Denizli hocamızdı. Önce Türkiye Kupası'nda oynadım, sonra lig maçlarında. İlk senemde şampiyon olmuştuk ama benim hatırladığım ilk maçım bir Avrupa Kupası karşılaşması. Deplasmandaki Rapid Wien maçı için Tugay ve ben kadroya alınmıştık. Pasaportumun süresi bitmişti. Kütüğümüz Malatya'da olduğu için oradan uzatılması gerekiyordu. Babam Malatya'ya gitti ve pasaportumu onaylattı. Hiç unutmam, son anda kafileye yetiştim, diyor Bülent Korkmaz. O sene efsanevi bir sene, sezon. Evet. 88-89 sezonu, Nöşetel, Monaco maçları. Neler kaldı aklınızda? Öncelikle tabii o pasaport süresi İstanbul'da oldu. Malatya'ya gitmedi ama İstanbul'da sağ olsun oradaki pasaport müdürü, tabii hatırlamıyorum, babam çok uğraştı. İmkansız bir şey yaptı ve pasaportu çıkardık, vize aldık. Rapid Wien maçı, yani ben hiç beklemiyordum. Oynayacağımı beklemiyordum. Mustafa Hoca, belki de hep şöyle yorumluyorum kendimle ilgili. Ben her gittiğim kulüplerde genç oyunculara çok önem veririm ve oynatmayı seven bir teknik direktörüm. Tabii hak ediyorsa. Belki Mustafa Deniz'den kalmış olabilir. 18-19 yaşında her teknik direktörün yapacağı bir şey değildi. Orada oynatması ben şaşırdım. Hani Tugay oynar ben oynamaz diyordum. Beni oynattı. Siz şimdi bakınca teknik direktör Bülent Korkmaz o döneme dönse oyuncu Bülent'i, genç Bülent'i oynatır mıydı? Tabii bende ne gördüğüne bağlı Mustafa Hoca'nın, Mustafa Deniz'in. Çünkü nihayete ben bir genç oyuncu oynatırken yeteneği var mı? Oynayabilecek fiziksel yeterliği var mı? Kapasitesi var mı? Hep ona bakıyorum. Belki o dönemde onu gördü, bilmiyorum. Hani belki de benim genç oyunculara bakış açım o yönde de olmuş olabilir. Mustafa Hoca'nın o yaşta oynatıp şu anki ben teknik direktör olarak genç oyuncular oynatmamasını hissettiğim veya bende kalan o geçmişte yaptığı Mustafa Deniz'in. Mustafa Hoca'dan bu anlamda etkilendiğini söylüyorsunuz. Şimdi ben bunu burada sormazsam eminim kulaklarım çınlar. Semih Kaya'yı neden Hamburg maçında oynatmadınız da Harry Kewell'ı stoper oynattınız? Semih sakatlıktan yeni çıkmıştı. Ve pozisyon bilgisi olarak da çok da bilgisi yoktu. O dönem, o an onu oynatmak bence doğru değildi. Şimdi olsa şimdi de yaparım açıkçası. Çünkü Harry Kewell'ın Avustralya'da altyapılarda sol bek oynadığını da biliyorum. Çünkü araştırmıştım da. O dönem tecrübeli, oyun bilgisi, oyun görüşü ve pozisyon bilgisi olan bir oyuncu gerekliydi. Harry Kewell'da o dönem öyleydi. Hani elimde stoper olsaydı stoper oynatırdım. Stoper de yoktu. Biliyorsunuz Meyre'yi satmışlardı. Evet. Servet sakattı. Emre Aşık kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Birçok şey gelince teknik direktörlerin o an hemen karar vermesi gerekirdi.
O ilk maçta zaten 1-1 bitmişti. Eric Hewell'ın oynatmak ve ikinci maçta da o kurguyu da devam etti. Bülent'e talip yok. Galatasaray'da sezon başı satış listesine konulan ancak transfer döneminde kulüp bulamayan kaptan Bülent Korkmaz'a hala talip çıkmadı. İdmanlarını takımla birlikte sürdüren sarı kırmızılı tecrübeli futbolcunun yanı sıra Ceyhun ve Osman da kiralıklar listesinde bulunuyor. Yönetim 3 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceğini açıkladı. 8 Ekim 1999 Hürriyet gazetesi. Şimdi Galatasaray'da benim bildiğim 3 kez kadro dışı bırakıldınız. Kariyerinizde toplam ligde gördüğünüz kırmızı kart sayısı 2. Nasıl oluyor da böyle sembol bir isim, bayrak adam 3 kez kadro dışı bırakılıyor? Tabii onu neden? Kadro dışı bırakan teknik direktörlere sormak gerekir. Aslında o dediğiniz dönemde 5'te 1, yani şöyle söyleyeyim, bonservisin eğer kulüpte kalıyorsan bonservis bedelinin belirlenen bedelinin 5'te 1'ine kalıyorduk. Zaten o dönemden bahsediyoruz. Eşimin de o kırılma anı, devam et, para önemli değil, bu kulüple başarırsın, gene oynarsın dediği döneme denk geliyor. Onu tabii bırakanlara sormak lazım. Dolayısıyla yani hiçbir zaman işimle ilgili veya şahıslarla ilgili hiçbir zaman saygısızlık ve terbiyesizliğim olmadı. Hep işimi doğru yapmaya çalıştım. Belki hata yapmışımdır saha içinde, antrenmanda da, antrenman olarak veya maç olarak. Ama işimle ilgili hiçbir zaman saygısızlık ve terbiyesizlik yapmadım. Ben de şaşırmıştım. Ben de inanamamıştım. Maalesef bu oyuncuların başına geliyor. Özellikle takımın kaptanı veya uzun süreli oynamış oyuncuların Türkiye'de maalesef başına geliyor. Ama onun üstesinden de geldim. Belki para olarak o dönem bir üçüncülük takımının veya ikincilik takımının bir oyuncusuna verilen parayla sezona devam ettim. Ama sonunda başardım oynayarak. Kaç kez kadro dışı kaldınız? Valla dediğiniz gibidir herhalde. En son kadro dışı gene Fatih Terim dönemine denk geldi. O bir çok sorun yaşanmıştı takım içinde. Ben ve 3 arkadaşım kadro dışı kaldık. Niye kaldığımızı da sorgulamadık. Çünkü Ali Dürüst, o zaman bizim yöneticimiz Ali abi, o söylemişti. Tamam dedim ve ayrıldım kulüpten. Niye olduğunu da sormadım açıkçası. Birçok neden dedi. Birçok neden de şu anda aklıma değil. Çünkü öyle bir şey söylenmesi, sen kadro dışı kalıyor denmesi insanı yarılıyor, acıtıyor. Çünkü nihayetinde yıllardır altyapıdan beri oynamışsınız. Birçok başarıda imzanız var. Böyle bir çözüm arayışı içinde olan bir kulüp var ve o çözümde kadro dışı kalmak bence doğru bir şey değildi. Galatasaray taraftarının Banu Hanım'a, eşiniz Banu Hanım'a bir teşekkür borcum var acaba bu bağlamda? Olabilir, doğrudur. Ama taraftar farklı, Galatasaray taraftarı çok farklı. Kadro dışı bırakıldığım dönem bile ben yeni eve taşınmıştım, başka bir eve taşınmıştım. Taraftar gelip oraya pankartlar asması, benim ismime beste yapılması, o besteden etkilenen büyük kızım Selen Korkmaz, onun kara tatlısı vardı, oraya yazması... Ve hala pankart bende duruyor. Onlar şey olarak, sene olarak verdiğim hizmetlerden dolayı bir şarkı yazmışlar, bir beste yapmışlardı. Biz içeride salondaydık, bir sesler geliyordu. Hanım dedi ki ya bir sesler geliyor. Çıktım baktım etrafın her müstakil evde oturuyorum şu an. Her tarafı pankartla dolu. Ben şaşırdım. O tabii o besteyi de söyleyen taraftara da teşekkür ediyorum. Oraya kadar gelmeleri ve hiç kimse bilmiyordu benim evimi. Galatasaray'dan ayrılmaya en çok yaklaştığınız an o dönem mi? Yok. İşte o UEFA kupası kazanıldığı dönemdi. Dönem. Mazhar abi diye biz İsviçre'den falan tanıyoruz onu yurt dışına gittiğimiz zaman. O bir iki teklif getirmişti Amerika'dan özellikle. Bir de tabii Türkiye'den de teklif gelmişti. Ama ben Türkiye'de tekliflere çok sıcak bakmıyordum. Öyle bir karar aşamasına geldik. Amerika'ya mı gidelim yoksa hani diye hanım dedi sen başarırsın. Sen bu işin üstesinden gelirsin dedi. Ve biz de üstesinden geldik. Galatasaray'da herhangi bir dönemde vefasızlık yapıldı mı size? Benim hep bunu soruyorlar. Bütün herkes bunu soruyor. Yani Bülent Korkmaz'ı Bülent Korkmaz yapan Galatasaray kulübüdür. Hiçbir zaman benim kulübe kırgınlığım hiçbir zaman olmadı. Çünkü nihayetinde
birçok şeyi yaşıyorsam çok şükür Galatasaray kulübü sayesinde yaşıyorum. Tabii benim kendi emeğim de var bu işin içinde. Şahıslara var. Yani ben her yerde dile getiriyorum. Şahıslara kırgınlığım hala var. Ama onları gördüğüm zaman hiçbir zaman saygısızlık yapmıyorum. Çünkü Galatasaray'da şunu öğrendim ben. Yani herkese karşı sevgiyle saygıyla yaklaşacaksınız. Dolayısıyla kırgınlığımı hep dile getiririm ama saygısızlık hiçbir zaman yapmam. Burada da dile getirmek ister misiniz isim olarak? İsim olarak söylemek gerekmez. Onlar kendini biliyorlar. Bildiklerini zannediyorum. Belki her şey, çünkü ben de çok unutkan bir insanım. Belki onlar da unutmuş olabilir, bilmiyorum. Ümit Davala'nın Galatasaray yolunu açan esasen Ümit Milli Takım zannediyorum. Değil mi? Galatasaray transferi nasıl gerçekleşti? Hiç Süper Lig'de oynamadan, değil mi? Galatasaray'a transfer oluyorsun. Süper Lig'de işte İstanbul Spor'da. İstanbul Spor'da. Ama Diyarbakır'da oynadıktan sonra, yani playoff'lara giderken, playoff'lara hak kazandık. Giderken telefon geldi bana, Galatasaray'da iş bitti diye. Ona göre işte playoff'ları gene düzgün bir şekilde oyna ama transferi bitiriyoruz diye. Bitiriyoruz diye, yani bitti derken bana bir telefon geldi. Sonra gittik playoff'ları oynadık. Dediğim gibi finalde kaybettik. Hatta yarı finalde Karabük, Vedat'ı falan eledik. Vedat İnce Efe'yi o dönemde. Karabük'te mi? Karabük'te oynuyordu. Sonra gittim askere. Diyarbakır'dan sonra. Bedelli askerlik yaptım, evet. Burdur'da. 58. topçu ereydim. Bedelli yapanların anıları daha fazla oluyor. Tabii canım, var mı 20, 28. Çok anım var. Topçuyuz yani. Ondan sonra işte askerdeyken çok iyi hatırlıyorum. Askerliğin işte sonlara doğru işte ne bileyim 15. 16. gün, 17. gün neyse işte. Sabah gazete aldım. Hürriyet, hiç unutmuyorum. Açtım sayfayı, koskocaman Ümit Davala Galatasaray'da diye başlık atılmış. Vallahi bir heyecanlandım ben de. İş bitti diye herhalde. Evet. Aynı gün telefon geldi. Hoca aradı beni, Fatih Hoca. Böyle böyle işte iş bitti diye, bitirdik de hayırlısı olsun diye. Ondan sonra askerliğimi o şekilde bitirdim. Direkt askerden sonra zaten Galatasaray Almanya'da kamptaydı. Direkt kampa katıldım. Hazır hissediyor muydun kendini Galatasaray'a? Hazır hissediyordum yani. Sonuçta herkesin hayali büyük takımda oynamak, bilhassa Galatasaray'da oynamak benim hayalimdi. İnandığım ve bana inanan bir hoca vardı. O şekilde. Hocayla bizim tanışmamız da aynı şekilde. Milli takımda o dönemde biliyorsun milli takım, A takım aynı şekilde hareket ediyordu maçlara. Evet. Aynı uçakta, grupla, aynı kafileyle gidiyorlardı. Evet. Bir gün öncesinde milli takım oynuyordu. Ertesi gün A milli takım maçları vardı. A milli takım 18 kişilik kadro, çift kale maç yapacaklar. 4 kişi istediler. Daha doğrusu Fatih Hoca 4 kişi istemiş milli takımdan. 11-11 maç yapılsın diye. O 4 kişinin içinde ben vardım. O ilk tanışmamız oldu zaten hocayla. İtman'a çıktım. Maça çıktık daha doğrusu. İşte öyle bir, kendi aramızda maç yapıyorduk. Ki bayağı orada hareketliydim. İşte Bülent Uygun falan bacak arası. Recep abiye falan vurur gibi yapıp. bayağı yani hiç heyecanlanmadan, yani sanki 40 senelik, 40 yıllık bir A milli takım oyuncusu gibi orada normal sahaya çıktık, yapabileceklerimizi yaptık. Ondan sonra zaten hoca o dönemde işte dediğim gibi Diyarbakır'dan sonra Galatasaray'a transfer oldum. Küçükken de Galatasaraylı mıydın? Küçükken Bremenliydim. O kadar. Türk takımları Türk arasında takımlarda yani çok, eşit mesafede mi? Yani yoksa çok Galatasaray fazla, daha başarılı diye 80'lerin sonu. Galatasaray bizim şehire gelmişti. Bizim bir şehir takımıyla bir maç yapmıştı. Ya Bremen Galatasaray maçı var ya 92'de, hani yok, çeyrek oralarda, final kupa galipleri kupası. Hatırlıyor musun? Evet. Nasıl yaşamıştın o maçı sen? Hani Taner'in vuramadığı, Taner'in indirdiği, Rotaryo'nun vuramadığı, Mecidiyeköy'de kar yağan bir maç var. Hatırlıyor musun onu? Onu hatırlıyorum da tabii detaylarını bilmiyorum senin gibi. Ama yani Bremen taraftarı diyeyim yani. Bremen'in başarısı için her zaman ben. O maçı da mesela bir taraf tuttuğunu, o maçı tam olarak öyle hatırlamıyorsun. Yok öyle hatırlamıyorum o dönemde. Bizim için de önemliydi o maç. Gerçekten.
Kar kış kıyamette oynanan maç değil miydi? Evet, sadece Mecidiyeköy'e kar yağmıştı evet. o maç. Evet. Mustafa Hoca'yla da programda o maçı konuşmuştuk. Taner Alpak da bize yardımcı olmuştu, pozisyon içerisinde olan futbolcu arkadaşımız. Bir videomuz var, Galatasaray günlerine yavaş yavaş başlayalım. Tugay sıyrıldı Soner'den. Pası Ümit'e, Ümit kaleyi karşısına aldı. Ümit'in vuruşu ve nefis bir gol geliyor. Gol Ümit, maçta 63. dakika, mükemmel gol. Kocaelispor 1, Galatasaray 1. Videoyu seyrederken Ümit Davala dedi ki bu 3. hafta dedi. Ben de bir hafta sonra dedim Fenerbahçe maçı. O Fenerbahçe maçı belki de Galatasaray artık çok yakın tarihi de değil ama UEFA Kupası'na giden yolda en önemli kilometre taşlarından birisi. 4-0'lık bir iç saha mağlubiyeti var. Evet. Ve bu maçta berabere bitiyor. Kocaelispor maçı 1-1. Çok iyi bir başlangıç değil. Şimdi bakınca aslında çok çalkantılı da değil ama o dönem için çok iyi bir başlangıç değil. Tedirgin oldun mu Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikten sonra? Fatih Hoca getirmiş. Ben hatırlıyorum otobüs çevresinde protesto eden taraftarlar vardı. Normal Fenerbahçe maçlarından sonra tabii ki böyle şeylerle karşılaşabiliyorsun. Tedirginlik değildi yani ama tabii ki çok çok üzülmüştük. Yani bu kadar net, bu kadar farklı bir mağlubiyet hak etmemiştik o maçta. Çünkü çok kötü goller yemiştik. Hatırlarsan Cece Okocha'nın friki işte Hayrettin abi Hayrettin şimdi eleştirdi. Orada da gidip kötü goller yemiştik sonuçta. Evet. Yani dediğim gibi o maç çok farklı da geçebilirdi ama ki Fenerbahçe olması insanı tabii daha da üzdü o dönemde. Sonrasında da muazzam bir performans var. Sonraki iki hafta kadroya giremiyorsun. Ardından sürekli oynayan bir oyuncu halindesin. Her şey de iyi gidiyor. Biraz hızlı geçeceğim ama oraya şampiyonluk var arka arkaya kazanılan. 11 Şubat 1998'e gidiyoruz. Gaziantepspor Galatasaray maçı. Evet. Ümit. Sert bir hareket. Abdülkadir'den. İşte Abdülkadir'in gerçekten sert müdahalesi. Başka var mı? Fatih Terim, Emre'yi yanına çağırdı. Gerçekten aslında inanılır gibi bir pozisyon değil. Katlarca bir hareketti. Yani tabii didiştik bu pozisyonu önce birkaç kere. Ben ona, o bana, ben ona, o bana. Ama yani bu şekilde hiç kimse kimseye vurmaması gerekiyor. Yani daha doğrusu sonra affettiniz gibi bir durum. Yani özür diledi ama gerçekten affedebilir. Yok, affetmedim. Affetme, yani çok dediğim gibi çok katlarca yani insanın futbol hayatına mal olan bir hareket normalde ki bu maçtan sonra, bu sakatlıktan sonra daha doğrusu bunlar hep yazılı çizildi, futbol hayatı bitti diye, bir daha dönemeyecek diye falan. Bunları okudukça tabii ki insan daha da bir farklı bir kimliğe bürünüyor. Dolayısıyla ben sakatlıktan sonra, iyileştikten sonra Trabzon'a transfer olmuştu Abdülkadir. Ondan sonra maçtan önce geldi yanıma, dedim maça çıkalım, ondan sonra bakarız dedim ben ona. Maça çıktık ama yaklaşmadı 10 metre yanıma. Yani öyle bir... Yapar mıydı bir şey? Bir şey yapacağımdan değil ama çok çok sinirliydim yani. Hala sinirim geçmemişti ona karşı. Çünkü dediğim gibi esas kırılma anı noktalarından, kırılma anından biri bu. Yani ben küçükken Trabzonspor hayranıydım. Çünkü bizim Zonguldak'ta çok Trabzonlu var. Çok göç alan bir yer olduğu için çok Trabzonlu vardı. Ve Trabzon benim küçüklük yıllarımda iyi çıkış yakalayan, şampiyon olan dönemleri var biliyorsunuz. Trabzonspor'a sempatim vardı ama şimdi dört büyüklerin hepsi beni istedi. Ben Galatasaray'ı tercih ettim. Trabzonspor'a sempatim olmama rağmen, Trabzonspor daha önce istemesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettim. Ama doğru karar verdiğimi de sonra yıllar sonra anladım zaten. En sevdiğiniz Trabzonsporlu futbolcu kimdi? Mahallede oynuyorum diyorsunuz ya. Orhan vardı mesela. İşte benim onun oynama dönemi de onunla geçirdim ama Orhan vardı. Eski zamanlarda kaleci işte Şenol hocam, onların dönemini izledik. Yani var, şu an aklıma gelmiyor. Birçok oyuncu vardı eskilerden.
Evet, şimdi Gençlerbirliği'nde oynarken zaten Ergün Pembe yavaş yavaş sivriliyor. Rusya ile oynanan bir milli maçta milli takım formasını da giyiyorsunuz. İlk kez giyiyorsunuz 90 dakika ve 94-95 sezonunda Galatasaray'a transfer oluyorsunuz. Biraz önce dediğiniz üzere 4 takım da istiyor. Galatasaray'ı tercih ediyorsunuz. Neden Galatasaray? Neden Galatasaray? Aslında ben mukavelemi bir sene daha uzatmıştım Gençlerbirliği'yle. Ligin bitmesine bir hafta kala iç yan bağımdan Kocaeli maçında sakatlanıp son maç memleketime gittim oynayamayacağım için. Sözleşme de yenileyip gittim. Sonra memleketteyken telefon çaldı. Adnan Sezgin'le Adnan Polat aradılar beni. İşte seni aldık, bize geliyorsun. Cavcav'la anlaştık. Nasıl dedim ben. Ben yeni sözleşme imzaladım. Hem sakatım biliyor musunuz? Evet, her şeyi biliyoruz dedim. Sen de istiyorsan dedi, atla hemen otobüse veya araban varsa doğru Ankara'ya gidip Mehmet Minnet vardı doktor. Ona kendini göster, muayene etsin seni, ona göre rapor alacağız. Ben gittim, muayenem oldum, olumlu rapor verdiler. Menisküsümde yırtık vardı sadece, ufak bir operasyon geçirmem gerekiyordu. Galatasaray'la muayene olduktan sonra İstanbul'a gittim ben anlaşmak için. O arada tabii Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u arıyor. Kaçırmaya kalkmadılar mı? Genelde 90'larda yok, kaçırılan futbolcular var. Biliyorsunuz Gençler Birliği'nde en son Tarık kaçırdı. Zaten o Tarık'tan sonra bitti bu olay. Daha kaçırma olayı olmadı. Ya o dönemde işte Galatasaray'dan telefon aldıktan sonra ben Fatih Hoca'yı aradım. Ümit Milli Takım'da hocam zaten. Hocam böyle böyle bir durum var. Dört büyükler beni istiyor. Ne yapayım? Şimdi kendim karar veremiyorum biraz. Bana dedi ki Fatih Hoca'nın aslında Galatasaray'la olmasına rağmen Galatasaray'a git demedi hiç. Bak bunlar çok büyük camialar dedi her gün dedi. Hangisini seçeceğine ben karar vermiyorum. Sen karar vereceksin ama hangi camiaya gidersen buralar çok büyük camialar oraya. İşte hem konuşmalarını hem hareketlerini o camiayı en iyi şekilde temsil etme adına git ve seni kapıdan kovarlarsa pencereden girmeye çalış, pencereden kovarlarsa bacadan girmeye çalış dedi ben. Ve orada kalıcı olmaya çalış dedi. Benim hep bu Fatih Hocam'ın sözleri kulağıma küpe oldu. Yani kovmadığım sürece kovsalardı orada kalmaya çalıştım ve öyle de oldum. Neticesinde tedavi oldum. İstanbul'a gittim. Orada dediğim gibi büyük takımlar beni arıyorlar. Galatasaray'la görüşeceğim dedim. Eğer olmazsa sizinle görüşürüm dedim. İkinci kimdi? Fenerbahçe. Fenerbahçe'ydi ve Galatasaray'la gittim. Tabii o dönem menajerimiz yok, bir şeyimiz yok, konuşamıyorsun, hakkını isteyemiyorsun. Ben o geldiler yöneticiler böyle konuştuk, hiçbir şey diyemiyorsunuz. Halbuki dört takımda istiyor. Şimdi olsa tabii. Talih Kuşu. Rahmetli Coşkun Özarıl Ladrup diye yazmış gazetelerde işte böyle. Yani o dönem belki menajerim olsa, yanılmıyorsam o dönem 4 milyara, 5 milyara imza atmıştım ben. Gençler Birliği ile de 4 milyara mukavelemi uzatmıştım bir sene daha. Mesela iç transferde Galatasaray o dönem iç transferdeki oyuncular 20 milyar, 22 milyar, 25 milyar bu aralıkta vermişler. Düşünsenize transfer geliyorsunuz ve her dört büyüklerin istediği bir oyuncusunuz. Çok daha iyi rakamlar atacakken ben 5 milyara imza attım. Bir menajer olsa. Vergisi de vardı 4.250'ye. Yani gençlerde kalsam 4 alacaktım, Galatasaray'a geldim 4.250 aldım. Şimdi Allah Galatasaray gibi tabii. Sonuçta belki paradan çok daha fazlasını tabii kazandınız. Galatasaray gibi büyük bir camiaya olarak gidiyorsunuz. O dönem parayı düşünmüyorsunuz ki. Yani o camiaya gidip orada oynamak, oradan milli takıma sıçramayı düşünüyorsunuz. Şimdi 14 Eylül 1994'e gidiyoruz. Yer Neukamp. Опасная атака сейчас может получиться. Тюркельмас с мячом. Удар и гол! 14-я минута. Кубилай Тюркельмас открывает счет в матче. Вот такое вот начало для Барсы. Neukamp'ta golle Ergün Pembe'nin sevince katılmak dışında bir ilgisi yok ama ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Evet. İlk Antalya Lig maçı sakatlıktan sonra. Çünkü sezon başladı, ben ameliyat oldum menisküs. Hazırlık maçında bir ters top atayım dedim. İç yan bağım yine esnedi ve ameliyat oldum. İlk Antalya maçım 20 dakika. Sonra ilk Avrupa maçım Barcelona maçı. Kilimli'den çıkan çocuk Neukamp'a çıkıyor. Gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Nasıl bir duygu? Ya, hep derler ya, anlatılmaz bir duygu. Düşünün Neukamp'tasınız. Seyirci hınca hınç dolu. Bizim taraftarlar en üstte, sesleri zor geliyor. Yani o atmosferde ilk defa bir Avrupa maçına çıkıyorsunuz.
yani anlatılmaz bir duygu, yaşanması gerekiyor. Yabancılık gerekir. Hissettiniz mi? Yani bazen tabii ki bir an nereye geldim, nereye geldim diye düşünüyorsunuz, düşünün. Yani Avrupa'ya çıkmışsınız, önce önce dolu bir tribünler, nereye geldim diye önce bir şöyle şok oluyorsunuz ama o şoku çok kısa sürede atlatıyorsunuz sonradan. En unutamadığınız Şampiyonlar Ligi maçı? Barcelona maçı tabii ki, yine orada 2-0 öne geçip 2-2 biten maçımız vardı biliyorsunuz. Görüntüsünü seyredelim o zaman Barcelona demişken. 5 Aralık 2001. Ergün. Kısa düştü ortası. Kaptan Bülent. Tekrar Ergün. Ümit Karan ceza sahasında. Ergün güzel bir çalım. Ümit'e doğru. Ümit dokuruyor ve gol! Ümit dokuruyor ve gol! 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Gol Ümit Karan. Dakika 5. İşte Ergün. Harika bir çalımla sıyrıldıktan sonra ceza sahasına. İlahi güzellikle nefis bir orta. Ve Ümit dokunuyor. Galatasaray 1-0 önde. Hocam şimdi bu görüntüde iki şey dikkatimi çekiyor. Bir trivela var ortada. Bir bacak arası, üç şey, bir bacak arası var, bir trivela var. Üçüncüsüne sonra geleceğim. Şimdi bu trivela ile gol sevincim yine. Evet, yani doğrudan hemen santraya doğru koşma hadisesi var. Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Bu pası başka yabancı bir oyuncu atsa yerlere göklere sığdıramazlar biliyorsunuz. Bir Quaresma yapsa veya işte Fenerbahçe'ye gelen kimdi o Arjantinli? Ortega. Ortega. O yapsa biliyorsunuz yere göğe sığdıramıyorlar. Biz yaptığımız zaman maalesef böyle söylemler olmuyor. Bu da bizi üzüyor tabii ki. Bu iyi oynadığım maçlardan bir tanesi Barcelona. O gün 3 tane bacak aram vardı benim. Hatta Cristaval vardı stoper. Evet. Ona bir bacak ona arası attım, kamera çekememiş. Kameraya da bir çalım olmuş oldu. İyi pazar, bunu başkası daha iyi pazarlardı hocam. Evet. Peki sizin Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan Türk futbolcusu olduğunu sizce Türk halkı biliyor mu? En azından ben biliyorum. Türk halkı da bilen kısmı vardır. Hakikaten futbola gönül veren iyi taraftar grupları biliyorlar. Neden bilmiyorlar sizce? Yani bu biraz özelleştirdiğim... Pazarlama işi diyebiliriz. Daha iyi o pazarlaması, işin pazarlaması daha iyi yapılırsa insanlar bilir tabii ki. Biz çok ön plana çıkartılmadığımız için her zaman hep arka planda kalıp gizli savaşçılar olarak, takım oyuncusu olarak kaldığımız için.